Giriniz. Beni çağırmışsınız. Bir emriniz mi var? Sizinle işçiler hakkında konuşmak istiyorum. Buyurun, oturun. Teşekkür ederim. Ne hususta efendim? İşçiler için de terfi hak kazanmış, yayınımıza katılacak bazı kimselerin isimlerini istiyorum. Fabrikanın bu sene iyi randıman verdiğini de hissediyorum. Tabii bu işte sizin takdire değer faaliyetleriniz gözden kaçmıyor. Bunların hepsini biliyorum. Teveccühünüz efendim. Tabiatıyla çalışacağız. Bu çatı altında nafakasını temin eden yüzlerce işçi var. İster istemez temiz bir gaye ile çalışmak mecburiyetindeyiz. Teşekkür ederim Mutlu. Sen benim fabrikamın mühendisi olmakla beraber aynı zamanda bana candan yakın bir dostsun. Teşekkür ederim. İşçiler hakkında izahat istemiştiniz. 5. sarma makinesindeki ustabaşı Yusuf, presedeki Halil, 4, 5, 8 ve 12. masura makinesindekiler, kızlardan Ayşe, Ayrünisa, Sevim, Sultan, Çopur abla, cidden çalışkan işçilerimizdendir. Bunların gündeliklerine zam yapmak yerinde olur. Diğerlerini de gücendirmemek için bir ölçü nispetinde zam yaparsak hiç de fena olmaz. Peki. Bu hafta muhasebeciyle birlikte borduraları zamlı olarak hazırlarsınız. Teşekkür ederim. Gel. Merhaba. Merhaba. Gel bakayım benim nazlı kızım, gel. Hayrola, bir şey mi var? Niye geldin kızım? Canım babacığım, evde canım sıkıldı. Seni görmeye geldim. Seni tatlı su kurnazı seni. Gelişini biliyorum. Biliyorum. Rica ederim babacığım. Gelişimin sebebini ne biliyorsun? Yani... Gene bu akşam Boğaz'da bir kotra gezintisi yapmak istiyorsun değil mi? Hayır, bilemediniz. Böyle bir şey aklımdan bile geçmemişti. Bu akşam yapacağımız aile toplantısını bilmiyor musunuz? Zannedersen bu akşam değil. Hayır, bu akşam babacığım. Pekala, öyle olsun. Siz bir şeyi kafanıza koydunuz mu muhakkak yapmak istiyorsunuz. Ne yapalım? Hadi, siz şimdi bahçeyi gezin. Hava alın. Peki babacığım. Ben de elimdeki işi bitirince yanınıza gelirim. Peki. Beraber çıkarız, olmaz? Ne? Necla, neden birden durgunlaştın? Babanın yanındaki neşe ve sevincin yerini şimdi de düşünce kapladı. Bugün içimde garip bir sıkıntı var. Sebebini bir türlü anlayamıyorum. Elimde değil, hayatta yegane düşüncem, sevgili babam, kitaplarım ve... Evet, ve? Evet, içimdeki hislerin daima benden beraber yaşamalarıdır. Baban hakikaten üstüne titrenecek bir zat. Fakat diğer bakir hislerini anlayabilir miyim? Bunlar üstü kapalı birer hazinedir. Bunları ancak ben bilmeliyim. Affedersin Necla. Seni galiba fazla sıktım. Yok. Genç kalbine birdenbire nüfuz etmek cüretini gösterdiğim için beni affet. Hayır, beni sıkmadın. Bilakis bana konuşmak için yol açtın. Var ol Necla. Cidden çok temiz bir kızsın. Kalbin bir Necef ve Yakut'tan farklı. Hele kalbin, gençliğin, güzelliğin, ruhunun aynası olarak bütün varlığını açığa vuruyor. Bu benlikse bence öyle bir varlık, öyle açık bir hüviyettir ki güneş gibi lekesiz, mehtap gibi parlaktır. Bu ne iltifat Mutlu? Muhayyilende canlandırdığım tasvirlerin beni tesir etti. Sen bir mühendis, bir fen adamı olmakla beraber aynı zamanda bir şairsin de. Hayır Necla, şairlikle hiçbir ilgim yok. Kalbimi, dimağımı okşayan her şey bende bir şiir inceliği yaratıyor. Şu gördüğün her şey bence bir şiirdir. Hele sen, canlı bir abidesin. Ayıp değil ya, böyle görüyorum.
Sayın misafirlerimiz, Cevad'ın saadeti namına bu gece yaptığımız bu buluşmanın maksat ve ruhunu size kısaca anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz ki Cevat'a artık bir eş lazım. Merhum General Vasfi'nin kızı Şükran'ı alacağız. Yıllarca bekar kalan biricik kardeşimiz Cevat'a saadetler dilerken, aynı temenniyle yavrumuz Necla'yı da böyle bir saade kavuşturmayı isterim. Cenab-ı Hak bu mutlu günü bize göstersin. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk kızım. Bana iltifat yok mu Şükran? Merhaba. Karıcığım, bugün Boğaz'da bir kotra gezintisi yaptıktan sonra Büyükdere'de davetli olduğumuz bir baloya gideceğiz. Daha vaktimiz var. Şimdi güzel bir deniz havası almak için çıkalım. Ne dersiniz sen? Cevap, bugün canım bir şey, bir yere de çıkmak niyetinde değilim. Neden istemiyorsunuz? Aşk olsun, babamı kırıyorsunuz. Sonra davet edilen yere gidilmez mi? Evet Şükran, Necla doğru söylüyor. Gitmesek ayıp olur. Bu hareket aynı zamanda ahbap ve dost arasında ve bilhassa bugünkü balo sahiplerine karşı kabalık olur. Baba kız maşallah, ne güzel tezler yürütüyorsunuz. Şükran, bugün ne oldu sana? Ne söylediğinin farkında mısın? Evet, farkındayım. Ne oldu Şükran? Neden ağlıyorsun? Bugün sana muhakkak bir şey oldu. Hayır babacığım, bir şey olmadı. Annemin bu her günkü adeti. Bilmez misin? Yok yere bir tatsızlık çıkarmaktan, evin ahengini bozmaktan zevk duyuyor. Gördün mü terbiyeli ve nazlı kızını neler söylüyor? Bu ev beni sıkıyor. Burada her geçen gün bir yığın ıstıraptan başka bir şey değil. Seni annemin yanına gönder. Biraz başımı dinlendirmek istiyorum. Kızı susar, anası başlar. Anası susar, kızı başlar. Hey Allah'ım, nedir bu benim çektiğim? Huzur ve rahatım kaçtı. Hiçbir şeyden zevk alamıyorum. Nihayet yolculuk gözüktü. Aman babacığım, çok geç kalma, olmaz mı? Merak etme kızım. İşlerimi bitirir bitirmez dönerim. Babacığım, ben de Boğaz'a teyzeme gidip hava değiştireceğim. Ne dersin? Fakat nasıl olur Necla? Annen yalnız kalacak. Zararı yok, gitsin canım. Canım sıkılmaz. Elbet kendimi avutacak bir şey bulurum. Pekala, bu meseleyi siz aranızda hallediniz. Aman Ferhat'a eve iyi bak. Bahçeyi iyi sula, çiçek ve güllerim solmasın. Merak etmeyin beyim, her zamankinden iyi bakarım. Allah'a ısmarladık anne. Güle güle. Ferhat'a, bana babamdan gelecek mektupları teyzeme getirirsin. Sonra gelirken de benim sevdiğim çiçeklerden getirmeyi unutma, he mi? Baş üstüne küçük hanım, güle güle gidiniz. İster misin karşıya geçelim, ne dersin? Karşıyı buradan seyredelim daha iyi. Sen nasıl istersen. Yoruldum. Canım benim, biricik Şükran'ım. Bana hayat verir. Sen benim dünyada en çok sevdiğim kadınsın. Senden başka kalbimde hiç kimse yok. Sensiz bir saniye bile yaşayamıyorum. Canım Ali'cim, ben de sensiz yapamıyorum. Cevat gibi pısırık bir erkeğin karısı olduğuma çok üzülüyorum.
Ne yapayım istemeyerek vardım. Hele onun... 5-10-11 de kızı var ki... baş belası. Babası seyahate çıkınca... o da defolup teyzesine gitti. Ama biliyor musun... çok iyi oldu. Yoksa senden böyle serbestçe buluşamayacaktım. Desene işimiz iş. Bundan sonra artık sizle buluşalım. Ha? Ne dersin? Bu olmaz Ali. Çünkü evde bahçıvan Ferhat Ağa'la hizmetçi kız var. Senin eve geldiğini görürlerse... bu çok fena olur. Korkma cicim. Ben de öyle güpe gündüz gelecek değilim ya. El ayak çekilince gece yarısından sonra gelirim. Cama ufak bir taş atarım. Sen de beni beklemiş olursun. Geldiğimi anlayınca arka kapıdan içeri alırsın. Olur biter. Güzel bir fikir. Ne zaman geleceksin? Yarın akşam. Girin. Günaydın. Sizi rahatsız ettiğim için beni affedin. Estağfurullah. Buyurun oturun. Beyefendi, fabrikanızda bir iş istemeye geldim. Benim hastalıklı bir annemle henüz ilkokula devam eden bir erkek kardeşim var. Babamdan kalan tekahüt maaşıyla geçinemediğimiz için namusumla çalışmaya karar verdim. Üzülme kardeşim. Namuslu insanlara kapımız daima açıktır. Size fabrikada bir iş vermeye gayret edeceğim. Buyurun efendim. 12. Masura makinasındaki ustabaşıyı bana çağır. Bağışın efendim. İsminiz nedir? Pervin efendim. Bayan Pervin. Şimdiye kadar böyle işlerde çalıştınız mı? Hayır efendim. Peki, size vereceğim işi başarabilecek misiniz? Ne gibi iş efendim? Mesela, makinede sargısı dolan masuraları çıkarıp... yerlerine boş bobinleri koymak vesaire gibi. Herhalde bir iki defa görürsem elim alışır. Başaracağımdan emin olabilirsiniz. Girin. Gel Ali. Buyurun efendim, şöyle geç. Ali, Çopur ablanın makinesinde boş bir yer vardı değil mi? Var efendim. O makineyi de bugün güzelce temizlettim, saat gibi işliyor. Pekala. Bu bayanı o makineye götür. Bugünden itibaren çalışmaya başlayacak. Yalnız acemidir. Fakat Çopur ablanın yanında çabuk yetişir. Size çok teşekkür ederim. Beni sefaletten kurtardınız. Bu iyiliğinizi ölünceye kadar unutmayacağım. Bir şey değil. Elimizde olan bir iş. Yevmiyeniz 8 liradır. Eğer işinizden memnun kalırsam, ileride daha da arttıracağım. Akşam giderken beni görün, size avans olarak kasadan biraz para verdireceğim. Teşekkür ederim. Hadi şimdi gidin. Hoş geldin Necla. Hoş bulduk Mutlu. Nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de fabrikaya iniyorum. Öyle. Beraber gezelim. Gezelim. Buyurun. Böyle gidelim.
Karşıdaki bayan yeni mi girdi? Evet. Bugün aldık. Çok iyi. Benim mektep arkadaşımdır. Temiz ve namuslu bir kızdır. Necla! Merhaba Ferdi. Necla'cığım, ne yapayım? Halimizi biliyorsun, mecbur kaldım. İyisin ya. İyiyim. Canım kardeşim, üzülme. Hayatta çalışmak ayıp değil. Ben seni kollatırım. Burası babamın fabrikası. Bay Mutlu da fabrikamızın müdürüdür. Ya, çok güzel. Her ikinize de teşekkür ederim. Gene görüşürüz Servin'ciğim. Allah'a ısmarladın. Güle güle Necla'cığım. Gene beklerim. Buradan buyurun. Mutlu, babamdan mektup var mı? Hayır Necla. Henüz bir haber yok. Mutlu, Pervin'e iş verdiğine çok iyi ettin. Allah kimseyi düşürmesin, zor. Evet, zor. Biraz evvel geldi. Ağladı, halini anlattı. Acıdım ve derhal işe başladı. Akşama giderken kendisine 100 lira da avans verdireceğim. Teşekkür ederim, çok iyi olur. Yalnız verdireceğin avansı kestirme. Fabrika masrafı göster. Yahut babamın hesabına işle. Temiz insanlardan bir örnek verdim. Hakkında verdiğim kararda aldanmadığımı anladım. Teşekkür ederim Mutlu. Teheccühüne bu derece mazhar olduğundan ben de kendimi çok bahtiyar sayıyorum. Şimdi bu meseleyi bırakalım. Sana buraya gelişimin sebebini anlatacağım. Hayrola Necla? Ne var, bir şey mi oldu? Hayır. Hayır dedim ve sustum. Ne var Necla? Rica ederim söyle. Beni de meraktan kurtar. Babamın Kâbe kadar mukaddes yuvası bugünlerde nedense beni sıkıyor. Zaman zaman içimde garip hisler doğarak varlığımı boğmaya çalışıyor. Hele teyzeme gittiğim günden beri aklım fikrim evde kaldı. Ya, demek sen şimdi evde değilsin öyle mi? Evet Mutlu, evet. Çünkü evde. Evet, evde ne var? Ne olmuş? Evde çöreklenmiş bir yılan. Saadetimizi yıkmak isteyen bir kadın var. Yoksa bu kadın Şükran mı? Evet bildim, ta kendisi. Peki ne yapıyor? Bu kadından korkuyorum Mutlu. Korkmakla beraber kendisinden de nefret ediyorum. Allah Allah, söylesene canım. Sözlerinden bir şey anlamıyorum. Mutlu, bu kadından şüpheleniyorum. Balo gecesi, görmedin mi yanındaki adamı? Ha, gördüm. Dans ettiği doktoru söylüyorsun, değil mi? Evet. O adamla kur yaptığını zannediyorum. Babam gittikten sonra onunla sık sık buluştuğunu da tahmin ediyorum. Yok canım, buna imkan veremiyorum. Bu sırf ikiniz arasındaki soğukluğun yarattığı bir evhamdır. Hayır, hayır. Evham değil Mutlu. Kuvvetli bir ön sezi bana bu fikirleri telkin ediyor. Görüyorum ki seni hakikaten bir evham sarmış. Hiç zannetmem. Çıkıyor muyum? Ha? Evet canım, tam zamanı değil mi? Arka kapıya geç, geliyorum şimdi. Thank you.
nankörlüğün elbet günün birinde ayağına dolaşır. Yarın akşam gene aynı saatte seni bekleyeceğim. Gecikme. Gelirken etrafı iyice kolla. Ferhat Ağa'nın geç vakte kadar çiçekleri suladığı ve uyumadığı vakidir. Merak etme şekerim. Şükran, biraz da plaja gidelim. Sarıyer'in kuytu köşelerinden bıktım. Hangisine gidelim? Yarın Haydarpaşa iskelesinde buluşur, Suadiye'ye geçeriz, olmaz mı? Peki canım. Ah şu namussuz dünya, ah! Ama günün birinde Allah elbet bunun hesabını soracaktır. Ferhat Ağa, şimdi ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Sabaha kadar bekleyip vaziyeti iyice öğreneceğiz. Neticeyi aldıktan sonra da ben Necla Hanım'a gidip meseleyi olduğu gibi anlatacağım. Acaba Necla buna inanacak mı? Canım tabii inanacak. Yalan söylemiyoruz ya! İşte Allah şahit! Hayrola Yusuf Usta? Sağlık Ferhat Ağa! Bay Cevat'tan bayana ve kızına mektup var, onları getirdim. Ha, ver bana, ben veririm. Hadi eyvallah! Güle güle. Hoş geldin Ferhat. Hoş bulduk küçük hanım. Bir haber mi var Ferhat? Babanızdan size mektup getirdim. Aa. Şu çiçekleri de size topladım. Aa. Teşekkür ederim. Ferhat. Babam daha iki ay gelemeyeceğini yazıyor. Sağlık olsun benim küçük kanaryam. Hiç üzülmeyin. Bu iki ay da geçer. Geçer ama... Aması da ne oluyor Ferhat'a? Şey yani... Deler de geçer. Bir şey anlamadım. Ne demek istedin? Acaba siz demin babanızın iki ay gecikmesine nasıl üzüldüyseniz... ...ben de sizden daha fazla üzüldüm. Sağ ol Ferhat'a. Annem nasıl? Nasıl olacak? Neşesine payan yok. Yani ne gibi? Ne gibi olacak? Basbayağı. Ona anne demeyiniz. O sizin anneniz olamaz. Hem bu anne kelimesi her kadına da söylenemez. Ferhat Ağa, bugün çok manalı konuşuyorsun. Senden şimdiye kadar böyle sözler işitmedim de adeta tuhafıma gitti. Senin bugün dilinin altında bir bakla var. Bir şey söylemek istiyorsun ama... Hadi söyle. Söyle de üzme beni. Siz gittiniz gideli evdeki hava değişti. Demin anne dediğiniz o adi ruhlu kadın... ...bu gece dostunu arka kapıdan içeri aldı, odasına çekildi. Buna nasıl şahit oldun? Nasıl olacak? Bu gece ben uyumadım. Bahçeye çıkıp sessizce oturuyordum. Ağaçların arasından bir gölge belirdi. Yatak odasının penceresine yaklaşıp, yerden bir taş aldı, cama fırlattı. Cam açıldı, Şükran, sen misin doktor dedi. Ve derhal aşağı inip, kapıyı açıp aşığını içeri aldı. Ben yerimde dona kaldım, fakat derhal Gülnaz'ı uyandım. Sonra yukarı çıkıp anahtar deliğinden her şeyi gördüm. Netice sabaha karşı yaman aşık evden çıkıp giderken... ...Şükran'ın seni gene beklerim ama gelirken dikkat et dediğini işittim. Ey Allah'ım! Bu da mı başımıza gelecek?
iki ferhada, şimdi ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Bu gece gelirsiniz, görünmeden benim odama saklanırsınız. Kararlaştırılan saatte her şeyi gözlerinizle görüp anlarsınız. Sonra ne yapacağımızı düşünürüz. Aman kimseye bir şey söyleme. Ben bugün arkadaşıma gidiyorum diye teyzeme mektup yazıp bırakacağım. Dediğin gibi hava karardıktan sonra eve gelir, senin odana saklanırım. Pekala, şimdi sen git. Küçük hanım, fazla sinirlenmeyiniz. Ve rica ederim bu hususta kendinize hakim olunuz. Peki. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Ne haber? Gel bahçeye çıkalım. Gidelim. Hadi ya. Neredeyse gelir.